9 euroluk bir tiket. Ama böyle kısa yolda değil. Bütün Almanya içi ve fiyatı tek 49 euro. Yani siz 50 euro veriyorsunuz ve 1 euro geri alıyorsunuz. Bu kadar bilig, yani bu kadar ucuz. Ve bu tiket ile bütün Almanya'ya gezebilirsiniz. Bu gezginler için çok iyi bir haber. Yani benim için çok iyi bir haber, çünkü ben trenle, sesi geliyor, trenle her yere gezebilirim. Ve bu işimi çok kolaylaştırıyor. Şimdi bu tiketler çıktı. Bu aydan bu aydan itibaren herkes bunu kullanıyor. Ve ben de bir tane aldım. Ve size haber vermek istedim ki, yani Almanya'ya geldiğiniz zaman bu tiketleri alabilirsiniz ve böylece kolayca ve ucuzca ganz, yani bütün Almanya'ya gezebilirsiniz. Bu tiketler niye çıktı? Zaten biliyorsunuz ki Almanya'da tren yolu çok önemli ve ya bütün şehirler ve bütün böyle köyler birbirinize tren yoluyla bağlılar. Şimdi Almanya'da sabah akşam herkes çalışıyor ve çok kişiler arabayla işleri gidiyorlar. Ama bu etrafımıza zarar verici. Bu yüzden Almanya'da devleti düşündü ki böyle ucuz tiketleri çıkartsa, böylece insanlar daha kolay ve daha ucuz işlere gidebilirler. Bakıyorsunuz ki çok kişiler iş yerine gitmek için tek kişilik araba kullanıyorlar ve bu havaya çok zarar verici. Bu yüzden bu tiketler çıktı ve bence beni de çok iyi düşündüler. Niye? Ben şimdi bu tiket ile sizin için daha ucuz ve daha kolay şehirleri gezebilirim. Ve böyle de sizin için video çıkartacağım ve YouTube için de paylaşacağım ve siz de beğenmeyi unutmayın lütfen. Beğenmeyi, kaydetmeyi ya da başka arkadaşlarına göndermeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Ve böylece şimdi bunu da söylemem gerekiyor ki bu tiketleri nasıl alabiliyorsunuz? Ben burada bu makineler tiket satıyorlar. Buraya geldim. Buraya bakıyorum ama burada hiçbir şey bulamıyorum. Yani 49 euroluk tiket bu makineler ile satamıyorlar. Ama bu tiketi rahatça telefon ile alabilirsiniz. Nasıl? Bir iki tane program var. Onları ekliyorsunuz ve orada e-mail adresinize ya da isminize, soyadınıza, adresinize ve sonradan kredi kart numarasını ya da hesap numaranızı veriyorsunuz ve böylece rahatça tiketi alabilirsiniz. Belki de bu yol bazı insanlar için kolay gelmeyebilir. Mesela telefon üzerinde alışveriş yapmak bazı insanlar için zor. Onlar için de ofisler var şehir içinde. Oraya gidebilirler. Orada başvuru verebilirler ve orada böyle tiketi rahatça alabilirler. Bakın burada adı da HAG Mobilo. Yani buraya gelebilirsiniz ve böyle kafanıza dert açmadan burada 49 euroluk tiketi, yani ganz bütün Almanya'ya gezmek için bu tiketi alabilirsiniz.
burada bu ofis ve şimdi ben içeri gitmek istiyorum. Burada da hangi gün, hangi saat burada açık olduğunu yazıyor. Burada da aynen reklam yapıyorlar. Bu 49 euro'luk tiket yeni geldiği için herkes onun üzerinde konuşuyorlar. Ve burada da bir ofis var. Yani bakıyorsunuz şimdi kalabalık da değil, kimse yok. İnsanlar burada oturuyorlar, bize informasyon ya da bilgi veriyorlar. Bakın, aynı bu formula internet üzerinde de var. Burada adınızı, soyadınızı dolduruyorsunuz. Yapamadığınız zaman da arkadaşlar size destekleyebilirler. Burada sorunuz var. Mesela hangi zaman bu tiketleri mesela kundigun yapmak için ya da mesela iptal etmek istiyorsunuz. Oluyor mu, olmuyor mu? Ya da nasıl onu doldursunuz? Onlar size destek veriyor. Ben buraya geldim. Bakın, burada adınızı, burada soyadınızı, bilmem ev adresinizi ya da mesela buraya geldiğiniz zaman otel adresinizi verebilirsiniz. Dolduruyorsunuz ve böylece kolayca bu trenleri kullanabilirsiniz. Hangi gün, hangi akşam, gündüz istediğiniz zaman bu yani bus, Straßenbahn ya da mesela bu küçük trenler. Bir de tren stasyonda çoğu trenleri kullanabiliriz. Tek IC ve ICE bu beyaz olan trenleri çok hızlı gidiyorlar ya, onları kullanamazsınız. Bunu dikkat edin. Ondan hariç bu yani kırmızı olan, bilmem turuncu olan bu toplu taşınma trenleri rahatça kullanabiliriz. Mesela bizim mahallede dolmuş var. Onu da atlayabiliriz bu tiket ile. Ayrıca tiket almamız gerekmiyor. Ve bence çok iyi ve düşünceli. Niye? Böyle insanlar gezginler daha kolay bu yani Almanya'ya gezebilirler ve tren içinde de mesela arkadaş bulma şansımız oluyor, konuşma şansımız oluyor. Orada oturuyoruz, mesela yaşlılar var, onlarla konuşabiliriz. Yani kim konuşmak istiyor orada bir arkadaş kesin buluyoruz. Bir de ucuz. Mesela bakın, bu tiket tek yol için 20 euro ama mesela bu 49 euro'luk tiketimiz varken ne zaman istediğimiz zaman bunu kullanabiliriz. Ve bu tiketler iki tane şivesi var. Bir tanesi böyle çipli kart olarak elinizde geçiyor ya da telefon üzerinde bu tiketi kontrolcü arkadaşlara gösteriyorsunuz ve onlar da taramak ile size teşekkür ediyorlar. Böylece kolayca Deutschland ya da Almanya'ya gezebilirsiniz. Biraz sürüyor. Yani böyle çok hızlı değil ama bence ucuz ve değer. Değer bence. Çok keyifli oluyor. Ben bütün yani şimdiye kadar bütün YouTube videolarımı tren ile çektim ve çok keyifli oluyor. Orada arkadaş buluyorsunuz, konuşuyorsunuz ve bir de pencereden manzaraya çok güzel bakabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki araba sürerken etrafımıza iyice bakamıyoruz ve böylece daha iyi. Evet, benim yolculuğum da yeni başlıyor. Şimdiye kadar çok video attım. Desteklediğiniz için çok teşekkür ederim.
Bu yol gerçekten çok güzel ama sizin ile daha güzelleştiriyor. Beğenmeye, abone olmaya ya da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayalım lütfen. Umarım ki bu bilgiler size destekleyebilirse, eğer bir şey yazmak istiyorsunuz beni için öneriniz var ya da bu tiketleri aldınız mı almadınız mı böyle yorum içinde yazsanız sevinirim. Kendinize gerçekten çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Başka bir videoya kadar Allah'a emanet olun. Görüşürüz.